tabi her şeyden o, önce ben Erbil'den e, Türkmen Ele TV'ye e, şükranlarımızı bildirmek isterek. Tabi bu karar e, Türkmenlere ilgili olumsuz bir karardı gerçekten. E, çünkü daha evvelde 21 Şubat'ta Irak Federal Mahkemesi'nin verdiği bir kararda işte Irak Kürdistan bölgesinde kota sistemini pas etmiş, yani ilgaya etmiştirdi. Bu da olumlu bir durum ortaya e, çıkar Olumsuz bir yönden e, durumu etkilemiştir. Bugün de işte işte Yüksek Seçim e, Komisyonuna bağlı işte bu yargı heyeti e, tarafından belirlenen e, işte 5 e, kotayı belirlemiştir. Bu işte 100 sandalye içerisinde yani 100 e, makad içerisinde 5'i işte Türkmenler içi, Hristiyanlar içi, bir de Ermeni bir kota tahsis olmuştur. Ayrıca da bu içi, bu beş kotayı da coğrafi asizlerine dağılımı yapılmıştır. Yani eğer e, Türkmenler alırsak, yani bölgede içi sandalye, e, yani beşten içi sandalye düşürmüş, On yanında sandalye e bir sandalye de Erbil'e bir sandalye tahsis olmuş. Çerchi'de bir sandalye tahsis edilmiştir. Bu gerçekten bu ə, malum mesela Türkmenler Erbil'de önemli bir faktördü. Yani Türkmenlerin bölgede çoğunluk Erbil'de bulunuyor. Yani Irak'ta eğer baktığımız zaman ə, Türkmen ə, varlığına Çerchi'den sonra en önemli yerleşim bölgesi Erbil'de Türkmenlerin. Bu gün Türkmenler ə, yani gelecek seçimde bir sandalyede kota sandalyeden mantıklı dahi seçime giş bu gerçekten Türkmen varlığını temsil edemez. O yüzden bu bir e, karar biz bu şekilde olalım. Bu karar e, anayasa anayasaya aykır aykırıdır. E, yasalı bir karar dajiy. Ayrıca da adaletli bir karar dajiy. Yani bunun e, hem e, Türkmenlere karşı hem de diğer etnik gruplara karşı, özellikle Türkmenlere karşı gerçekten de hem Türkmenler her zaman e, barış içerisinde. E, hakları, hukuklarını talep etmişler. Diyalog içerisinde hak hukuklarını talep etmişler. Bu gün Türkmenler Erbil'de ve bölgede önemli bir faktördüler. O yüzden biz ee, daha önce de 11 kotanı talep etmiştik. Yani 11 kota, 5 kota Türkmenler için ayrıca bir seçim merkezi olsun. Yani bir seçim merkezinde Türkmenler seçim akıntısın. Ayrıca da biz bunu da daha evvel bunu dileceği atmıştık. Türkmenler e, Türkmen seçmeni, Türkmen, e, o, o, Türkmen adaylarına oy versen. Yani bunu bu şekilde bunu e, biz hem İTZ olarak da hem Türkmen olarak da bu şekilde e, talep etmiştik. Ama ne yazık ki Irak Federal Mahkemesi ayrıca e, Irak e, Yüksek Seçim Merkezi tarafından bugün belirlenen bu kota sayısı biz bir siyasi olarak görüyoruz. Bir bir karar siyasidir. Gerçekten burada da olan bütün kotayı da e, olumsuz yönden etkiler. Biz Türkmen olarak bu kararı reddediyoruz. Bu şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü Türkmenler Türkmen varlığı kotadan daha büyüktür. Türkmen asil bir millettir. Irak'ta önemli bir millettir. Ee, bölgede de özellikle de Erbil'de her zaman barıştan yanı olup hak hukukunu bu yoldan da devam etmiştir. Biz biz bu kararı bugün, e, çıkarılan e, kararı gerçekten dedim ki biz e, olumlu bir karar görmüyoruz. İşte önümüzdeki süreçte yapılacak e, parlamentosiyetimde de biz her zaman biz Türkmenler olarak da hem de Irak Türkmen olarak da daha evvel de bunu dile getirmiştik. Demiştik, yani kota içerisinde, kota içerisinde olsa, beş sandalye olursa Türkmen için, biz e, sorun derci, bu kota içerisinde biz sesmede de katabiliriz. Ama kota dışında da olursa, yani kota kalması da kota dışında olsa, rahat Türkmen Cebesi Türkmen olarak bizim hiçbir sorun olmaz, o şekilde de katılırız. Yani bizim güçümüz var, burada bir e, varlık var, Türkmen varlığı var, o yüzden... Bunu bu şekilde e, yapmaları, burada olan maalesef bu siyasi çekişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. İşte bu kota bir taraf olmuştu bu siyasi çekişme veya taraf edildi bu siyasi çekişmelerden. O yüzden biz bu süreci yakından takip ederek hem bakan olarak da, hem de bir ihtecalı olarak da bu süreci yakından takip ederek Türkmenler, Türkmenler, isimler, Türkmenler hangi yönden ve hangi bir durum olumlu, olumlu bir durum ortaya varsa biz o şekilde e, yönlendirip o şekilde çalışmaya, e, yönlendirmeye çalışırız. Bizim önümüzdeki süreçte diğer gruplarla ve diğer e, etnik grupların temsilcileriyle bir araya gelip bu karara ilgili de bildiririz. Yani buradaki etnik grupları olarak da. Ama şimdilik biz e, Türkmenler olarak, hem de Irak Türkmen Cebası olarak bunun bu kararları bu kararı biz e, siyasi olarak görürük. Bu gerçekten e, Türkmenlerin menfaatinde de acı. Bu şekilde Erbil'e bir sandalye, Süleymaniye bir sandalye, iç sandalye, işte parlamento e, seçiminde Türkmenler ise tahsis olmak veya karar verme gerçekten bu bir siyasidir. E, Türkmenlerin haklarını, hukuklarına aykırıdır. Teşekkür ederiz Aydın Bey. Çok sağ ol. Çok sağ